TÜRBOK'un değerli Genel Başkanı Naiş Sanlı, İstanbul Odası'nın ve Onur Kurulu Başkanımız Sayın Yahya Arıkan, TÜRBOK'un odaların değerli yöneticileri, derneğimizin geçmiş dönem değerli Genel Başkan ve yöneticileri, Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği değerli Genel Başkanı, Yüksek Ticaretler Derneği Genel Başkanı, değerli şube başkanları, değerli dernek başkan ve yöneticileri, değerli meslektaşlarım, değerli misafirler, değerli konuklar, değerli basın. Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği olarak düzenlediğimiz meslekte yeni açılımlar konulu 3. Türkiye Mali Müşavirler Kongresi'ne göstermiş olduğunuz ilgi, alaka, katılımdan dolayı teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, 1976 yılında kurulan, bugün 39 yaşında olan, ülke genelinde 27 şubesi ve mali müşavirlerden oluşan, mesleğimizin yasalaşması sürecinde öncü ve önderlik eden, cumhuriyetten, laiklikten, Atatürk ilke ve devrimlerinden çağdaş, demokrat, akademik bir meslek derneğidir. Derneğimize kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen başkan yöneticilere teşekkür ediyor. Ülkemize, mesleğimize ve derneğimize verdikleri emek ve hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor. Bu vesileyle meslek şehitlerimizi de buradan saygıyla anıyorum. Hayatta olan meslektaşlarımıza ve üyelere de sağlık dolu bir yaşam diliyorum. Değerli arkadaşlar, bundan bir yıl önce burada yaptığımız genel kurulda 2013-2015 dönemi için genel kurul hizmet bayrağını mevcut yönetim kurulumuza genel kurul verdi. Biz de bu güvene layık görenlerin desteğiyle bir yıl boyunca faydalı işler yapmaya çalıştık. Özverili bir koşuşturmacanın içinde olduk. Çalışmalarından dolayı genel merkez yöneticilerine, şube başkanlarıma, yöneticilere ve emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Sizlere dolu dolu geçen bir yılda yapmış olduğumuz faaliyetlerden kısaca bahsetmek istiyorum. Yönetici arkadaşlarımız ve şube başkanlarımızla birlikte devir teslim sonra ilk iş olarak Cumhuriyetimizin, ülkemizin kurucusu Atatürk'ün kabri, Anıtkabir'i ziyaret ettik. Bu ziyaretle beraber 19. Başkanlar Kurulu toplantımızı da Ankara'da gerçekleştirdik. Bu anlamda TÜRMOK Genel Başkanımıza, TÜRMOK Genel Sekreterimiz Yücel Akdemir'e ve özellikle de bizlerle beraber olan Sayın İstanbul Oda Başkanımız Yahya Arıkan'a da teşekkür ediyorum bu anlamda. 20. Başkanlar Kurulu toplantısını Edirne'de gerçekleştirdik. Bu toplantı çerçevesinde devlet tarafından kaybedilen faili meçhul cinayetleri konuştuk. Organ bağışı ve elektronik kat atıklar geri dönüşümü konusunda bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirdik. Toplantımızdan önce Edirne'nin tarihi ve turistik yerlerini hep beraber gezdik. Bizlere eşlik eden başkanlarımıza ve arkadaşlarımıza, meslektaşlarımıza, üyelerimize teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar genel merkez olarak 16 şubeyi ziyaret ettik ve toplantılar yaptık. Yapmaya da bundan sonra diğer şubelerimizi ziyaret edeceğiz. İktisadi işletme kuruluşunu gerçekleştirdik. Eylül ayı içinde meslektaşlarımız ve aileleriyle birlikte Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Slovakya kapsayan yurt dışı gezisi düzenledik. Bu anlamda da özellikle yine Onur Kurulu Başkanımız Yahya Arıkan'a, Yücel Akdemir'e de bizlerle beraber olduğu için aileleriyle beraber katılan meslektaşlarımıza da buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. 15 şubemizin katılımıyla şubeler arasında yapılan geleneksel halı saha turnuvası 11 Ekim 2014'te başladı ve şu an itibariyle 8 haftası geride kaldı. 2014 Edip Tüz Futbol Turnuvası yarın saat 12.30'da sizlere de bu turnuva buluşunu da sizlere vermiş ellerimizde olmakta, bulunmakta. 12.30'da dostluk maçıyla başlayıp 3.lük, 4.lük ve şampiyonluk ve 16'da da kupa töreniyle yarın son bulacaklar arkadaşlar. Bu anlamda da yine bu konuyla ilgili sizlere kısa bir bilgilendirme yapacağız.
değerli katılımcılar, bu kongreden önce yapılan iki kongrenin birincisinde muhasebe bürolarında hizmet pazarlaması, ikincisinde çağdaş bir meslek yasası ve bugün de burada üçüncüsünü yapacağımız kongrenin konusu meslekte yeni açılımlar. Kongremiz 3 oturumdan oluşacak olup, birinci oturumda kurumsallaşma ve şirketleşme çalışmaları, ikinci oturumda mesleki uzmanlık alanları ve üçüncü oturumda da denetim ana temalı konuları, çok değerli oturum başkanları, başkanlığında mesleğinde ve alanlarında uzman konuşmacı hocalarımız, bilgi, öneri ve birikimlerini bizlerle paylaşacaklar. Davetimizi kabul edip bizleri kırmayarak gelmelerinden dolayı oturum başkan ve konuşmacılara huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu tür toplantı, kongre ve etkinliklerle üyelerimiz arasında katılımcı kültürünün ve meslekte örgütlenme bilincinin gelişmesi, genç kuşak meslektaşlarımıza, ülkemize, mesleğimize ve derneğimize faydalı olması ve özellikle de ülkemizin, mesleğimizin, derneğimizin sorunlarını dile getirmeyi amaçlıyoruz. Değerli konuklar, konuşmamın bu bölümünde meslekte karşı karşıya olduğumuz bazı güncel sorunlardan da bahsetmek istiyorum. İnceleme ve denetleme makamı olan inceleme ve denetleme makamı olan vergi müfettişleri ve vergi dairesi yürütmesinin devlet gücünü kullanırken insani ve kanunlar çerçevesinde kullanması hem kamu idaresinin hem meslek mensuplarımızın hem de mükelleflerimizin menfaatine olacaktır. Benim bildiğim hiçbir meslek odasında ya da meslek kuruluşunda olmayan, bizim odalarımızda olan nispi temsilin kaldırılması ve devam edilecekse de bütün kamu kurumlarında, ülke yönetiminde ve meslek odalarında uygulanması ve yaygınlaşması gerekir. Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer kurumlar ile meslek odaları arasında entegrasyon sağlanmalı. Bu konularda buralarda sorumlu olan meslektaşlarımızın da dikkate alınır, kayda değer yetkileri olmalıdır. Bu meslekte KDV yükü azaltılmalı. Gerekirse diğer meslek gruplarında KDV yükü de gözden geçirilmeli. Dördüncü dönem geçici vergiyle mükerrer 355'e göre kesilen cezalar kaldırılmalı. Boş olarak beyan edilen BABS formları alınmamalıdır. TÜİK uygulamaları, mükellef bilgileri bildirimi, danışmanlık ve ücret tarifesinde olan yapılan işler kesinlikle ücretsiz yapılmamalı. Kurumlar ve özellikle meslektaşlarımız bu bildirimlerin ücrete tabi olduğunu bilmeli ve ücret almadan bu hizmetler kesinlikle vermemeliyiz. Aralık ayı resmi defterlerin tasdik ayı. Defter tasdiklerinde haksız rekabet yaratmayalım. Defter tasdik ücretlerinden dolayı müşterilerimizi kesinlikle kaybetmeyelim. Kamu idaresinin her yeni isteği meslek mensubunun iş yükünü ve sorumluluğunu artırmaktadır. Düzenlemeler, istenilen bilgiler, hak ettiğimiz ücretleri de alamayınca meslek mensubunun üzerinde bir angarya olarak kalmaktadır. Bilgi mükelleften talep edilmekte ancak bu hizmet biz mali müşavirler tarafından verilmektedir. Değerli arkadaşlar, günümüzde iş hayatı daha çok uzmanlaşmış, bilgili, donanımlı meslek mensuplarının bilgisine ihtiyaç duymakta. Ülkemizde ve dünyada her gün yeni gelişmeler ve değişimler yaşanmakta. Şüphesiz ki muhasebe mesleğimizde de bunlar etkilenmekte. Bu yıl TÜRMOB Ankara'da 19. Türkiye Muhasebe Kongresi'ni Türkiye genelinde farkındalık ve İstanbul odamızın muhasebe denetiminde yaşanan gelişmeler ve beklentiler ana temalı 11. Uluslararası Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu ve panelde dünyadaki gelişmelere eşdeğer farklı seslerin bir araya geldiği bir vizyon ve misyon ortaya konulmuştur. 2011 yılında 660 sayılı kanun hükmündeki kararname ile kamu gözetimi, muhasebe denetim standartları kurumu kanunu ve 2012 yılında 6102 TTK'nın yürürlüğe girmesiyle iki konu üzerinde ticaret hayatıyla beraber muhasebe mesleğinin de gündemini oluşturmuştur. TÜRMOB özellikle İstanbul odamız ve odalarımız 2011, 2012, 2013 ve 2014 yıllarında muhasebe mesleğinde yaşanan tüm gelişmeleri ve değişimleri yakından izleyerek ülke genelinde 45 bine yakın meslektaşa KOBİ-TFRS denetim ve TTK eğitimleri verdi.
Tüm bunlar özellikle odamızın mevzuat ve mesleki bilgilendirmeye ne denli önem verdiği, İstanbul'da açtığı 14 eğitim birimiyle ortada özverili ve emek dolu çalışmalara imza atan TÜRMOBUZ İstanbul odamızı ve bu konuda çalışan diğer odalarımızı genel merkez olarak kutluyoruz. Değerli meslektaşlar, 89 yılında yasasına kavuşan 25 yaşında genç mesleğimiz, TÜRMOBUZ odalarımız ve derneğimiz meslek mensuplarımızı değişim sürecine hazırlamış ve hazırlamaya da devam etmektedir. Biz meslek mensupları ülkesini, değerlerini ve mesleğini seven ve koruyan bir camiayız. Kabuk değiştirmesi zor olmakla birlikte buna hızlı bir şekilde uyum sağlayan ender meslek mensupları arasındayız. Meslek camiası olarak Türkiye genelinde yaşanan sorunları iyi bilen, bu sorunları da sıkıntıları da başta çekenleriz. Meslek mensupları olarak kendimizi ne kadar geliştirsek ve eğitsek de tek başına yeterli olmamakta. Ülkemizde hizmet verdiğimiz esnaf ve tüccarların da eğitimleri ve kendilerini geliştirmeleri gerekir. Değerli arkadaşlar, dernek olarak hedefimiz tam anlamıyla bağımsız olan bir meslek yapısının oluşmasıdır. Lakin bizler Mali Müşavirler, Muhasebeciler Birliği Derneği olarak tam bağımsız ülke olmadan tam bağımsız meslekten bahsedilemeyeceğini düşünüyoruz. Ülkemizde siyasetçilerin mitik veya başka bir şekilde 5-10 yılda bir gittikleri yerde özellikle Türkiye'nin hassas illeri Kahramanmaraş'ta, Çorum'da, Sivas'ta söylenen bir arada beraber yaşayan halkı oy uğruna kendine rakip olanları kendi taraflarına karşı tarafın ırkı mezhebi inancından dolayı yuvalatmaları bizler için çok acıdır. O mitikten sonra geride kalan bıraktığınız halk orada yıllarca yan yana yaşamak zorunda olduğunu siyasetçilerin bilmesinde ülkemizde fayda var. Ülkede Kürt, Alevi, Roman vesaire açılımı, çalıştayı, toplantı, cezaevlerinde görüşme yapacaksın. Döneceksin, döndükten sonra görüştüklerine terörist ve inançsız diyeceksin. Üçüncü Boğaz Köprüsü'ne birilerinin adını vereceksin. Kürtler, Aleviler, Romenler, şunlar bunlar kardeşimiz diyeceksiniz. İnsanların vicdanlarını sızlatacak eylemler, sözler ve isimler verenler, söyleyenler tekrar buradan düşünmelerini rica ediyoruz. Hükümetin ve muhalefet partilerinin ayrıştırıcı, kavgacı dili değil, barış ve birleştirici dili kullanmalarını, aynı zamanda iktidarın da ülkeyi iyi yönetmesini istiyoruz ve arzu ediyoruz. Değerli katılımcılar, ülkemizde bugün çağdaş ve medeni bir şekilde kadın ve erkekli bir arada oturuyorsa, karma eğitim varsa, kadına seçilme hakkı verildiyse, tüm bunların Cumhuriyetimizin, ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. Atatürk'e ve arkadaşlarına bir şeyler diyen, Cumhuriyet rejiminden dolayı Atatürk'ün koltuğuna oturan kişilere, yöneticilere, özellikle ülkemizde sahte Atatürkçülere ve Cumhuriyetçilere bir genelgeyle 23 Nisan'ı, 19 Mayıs'ı, 30 Ağustos'u ve 29 Ekim gibi milli bayramları halktan koparmak isteyenlere, milli bayram törenlerini basit 3 dakikalık üçlü sahte devlet protokolüne indirenlere tavsiyem, yarın geç olmadan ülkemiz ve milletimiz için akıllarını başlarını almaları, Arap Yarımadası ve Orta Doğu'ya bakarak tekrar düşünmeleridir. Değerli arkadaşlar, sizleri konuşmamda fazla sıkmak istemiyorum ama bunlardan da bahsetmeden geçmek dernekçiler için, sendikacılar için olmazsa olmaz. Yakın tarihimizde çok fazla acı olay yaşadık. Çok fazla yiğitler canları toprağa verdi. Acılarımızı, kayıplarımızı unutmamız mümkün değil. İzninizle her birinin olmasa da ilk anda aklımıza gelenleri buradan hatırlatmak ve anmak istiyorum. Tam bağımsız Türkiye için mücadele ederken idam edilen 3 fidanımız Deniz, Hüseyin ve Yusuf'u. Silahları sadece düşünce olan, kalem olan Uğur Mumcu, Çetin Emeçi, Ahmet Taner Kışlalı, Vahriye Uçuk'u ve diğerlerini. Kardeşlerimiz, evlatlarımız, canlarımız, gizli şehitlerimizin ve işlerinde daha 15'inde fidan olan Berkin Elvan'ı.
Uludere'de katledilen 34 yurttaşımızın Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde, hatta ülkemizin her tarafında sözde terörle mücadele adına faili meşhur şekilde öldürülen insanlarımızı, Soma Ermenek maden ocaklarında yaşanan iş cinayetlerinde öldürülen 319 emekli kardeşimizin 1 Mayıs Emek Bayramı mücadelesinde Torun Center'da, Davutpaşa Maytap Atölyesi'nde, Esenyurt AVM inşaatında, 3. Boğaz Köprü inşaatında ve diğer ekmek mücadelesinde ölen emekçilerin önünde saygıyla eğiliyor, faillerin ve suçluların en kısa zamanda yakalanıp cezalarının verilmesini temenni ediyorum. Değerli arkadaşlar, değerli konuklar, değerli meslektaşlarım. Konuşmamın başlarında 15 Şubemizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Edipsüz futbol turnuvasından bahsetmiştim. 8 hafta geride kalan turnuvamızın 3.lük, 4.lük ve şampiyonluk maçları yarın saat 14-16 saatleri arasında Yeni Bosna'da oynanacak. Aynı gün yarın saat 16'da kupa ve madalyaları aynı yerde takdim edilecek. Final maçlarından önce yine yarın saat 12.30-14 saatleri arasında dostluk maçı yapacağız. Dostluk maçında sahaya çıkacak olan bazı size yine broşürlerde patronluğa geldiğinizde mevcut, ama ben burada yine söylüyorum. Sayın Yahya Arıkan, Sayın Yücel, burada olmasın Yücel Akdemir, Sayın Ziya Dişanlı, Sayın Süleyman Bilge, Sayın Serdar Özkan ve diğer sürpriz isimler yarın turnuvamıza renk katıp dostluğu pekiştirmek için top koşturacaklar. Yarın hepinizi orada görmekten onur duyacağımızı şimdiden ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, biz meslek mensupları her zaman burada, her zaman olduğu gibi bugün de kapılarını açan İstanbul Odası'na ve diğer etkinlik ve faaliyetlerde olduğu gibi bugün kongrede emek ve desteğini bizden hiç esirgemeyen İstanbul Oda ve Onur Kurulu Başkanı Sayın Yahya Arıkan'a, çok kıymetli çalışanlarına, özellikle Emine Kalem'e bir kez daha teşekkür ediyorum. Katılım ve ilginizden dolayı kongremizin mesleğimize, ülkemize, derneğimize fayda sağlaması ve 2015'in sağlık, barış ve kazançlı bir yıl olması dileğiyle sevgi ve saygılar sunuyorum.